Bay J Show başlıyor. Bay J. Our program this evening brings you a drama. Daha üst sınıf endişelerim var benim. Yani Fenerbahçe bu kadar para, bu kadar büyük kulüp, süper oyuncular, babatorik antrenör falan. Yani neden Antalya 4-2 yeniliyoruz hala, anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum geceleri. No one else is, but you are. You're listening to Bay J on Power FM. Hey! 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 Bay J burada. Salı akşamı. Peki, 9 Şubat olduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sevgililer günü. Haftaya yeni başlamış sayılırız. Yeni hafta, yeni sorunlar, yeni dertler. Hayır, bugün... Güne bugün çok güzel bir gün ve ben çok mutluyum diye başladım. Size şu kadarını söyleyeyim. Siz gün güzel olacak dediniz diye günün güzel geçme ihtimali %50. Çünkü kabul edin bugün çok güzel bir gün olacak dediğinizde aslında ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Tamamen farazi ve varsayımsal bir öngörü bu. Hiçbir bilimsel dayanağı yok. Yaşlandığımı hissediyorum biliyor musunuz? Geçenlerde bir gece kulübüne gittim. Yanınızda bayan olmadan giremezsiniz dediler. Kapıdaki görevliye teşekkür ettim ve dedim ki Allah razı olsun sırtım acayip ağrıyor zaten. Bu yaptığım doğru değildi. Sayenizde eve gidip iki tane ilaç alıp televizyon seyredeceğim karımla. Ah. 45 yaşındayım. 25 yaşında bir kızı tavlamak için 25 yaşındaki birinden 25 kat fazla uğraşmam gerekiyor. Çünkü mekandan içeri spor arabam ve banka hesap cüzdanlarım üzerime iğnelenmiş şekilde giremiyorum ki. Para mutluluk getirir mi Bayce? Bilmiyorum ya. Yani mutlu olup olmak istemediğinizde çok alakalı bir durum aslında. Yani siz mutlu olmak istedikten sonra cebinizde 500 lira veya 30 lira olmasının bir farkı var mı Tanrı aşkına? Ha belki nedir? Mutluluğunuzu paylaşacağınız kızın güzellik seviyesini değiştirebilir. Ama her zaman söylerim. Hayatımın en mutlu anlarında para asla bu mutluluğu pekiştiren veya yaratan bir faktör olmadı. Peki Bayce öyleyse neden hala binlerce dolar kazanmak için her gün saatlerce çalışıyorsun? Çünkü sevgili Titrek, entelektüellikten uzak dostum şunun bilincindeyim ki bir gün gelecek kendi imkanlarımla mutlu olmayı başaramayacağım. O zaman para harcamaya başlayacağım. Ve o zaman ne olacak biliyor musunuz? O güne kadar parasız vakit geçirdiğim herkes bana beddua edecek. Lanet herifin parası varmış bizi ruhsal zenginlik palavralarıyla oyalamış. Kimsenin bana laf söylemesine izin vermem. Ben bir mağarada bir ayı tarafından büyütüldüm. 2000'lerin ve 2010'ların en zor komedyenlerinden biri olarak anılıyorum. Ve bunu iltifat kabul ediyorum. Umarım 25 yıldır sunduğum bu komedyadan memnunsunuzdur. Umarım. Çünkü açık söyleyeyim ben gerçekten çok memnunum. Kızlar bana bayılıyor. Patron bana bayılıyor. Gün içinde bu beğeni ve paraları değerlendirebileceğim çok fazla vaktim var. Ve 2018 yılına kadar da sözleşme yaptım. Mutsuzsanız bile beğeniyormuş numarası yapın. Başka kanal yok arkadaşlar. Burası Power FM. Selam dinleyiciler. En iyi yeni müziği dinliyorsunuz. Arka arkaya kimleri dinledik? Dua Lipa ve Felix Jaehin. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Jaehin diye yazılıyor. Jaehin. Jaehin. Peki ben Power FM'in akşam sunucusu Bay J'yim. Sizleri biraz güldürmeye, bolca düşündürmeye ve mümkünse bekar biri olarak muhafaza etmeye geldim. Ben prensip olarak manyaklarla takılmamaya karar verdim. Bedenim reddediyor artık bu yaşam tarzını. Herhalde metabolizmam yavaşladı. Tamam gençsiniz, güzelsiniz ama hayır ben yaşlandım. Bir sürü şey yaptıktan sonra, bir sürü gece aleminde vakit geçirdikten sonra sizinle Maltepe sahilinden Büyükada'ya yüzerek gitmeyi reddediyorum. En azından denemeyi, gidebileceğimiz de değil de. Neyse bakın bu komik, eskisi kadar rahat kaldıramadığımın bir göstergesi gece hayatını. Geçenlerde bir konserim vardı, arkasından partiledik. Sabah kalktım spor salonuna gittim. Kendimi toplamama yardımcı olur diye mekik yapmak için mindere uzandım. 2 saat sonra uyandım. Spor salonunun sahibi arkadaşım müziği kapatıp üstümü örtmüşler.
Eskiden kızları tavlamak bu kadar kolay değildi, açık konuşmam gerekirse. Yani bayağı giyinmeniz falan gerekiyordu benim zamanımda. Üzerinize böyle klasik bir parfüm sıkıp, buna rağmen kızı evinize götürmek için ikna etmesi saatler, bazen günler sürerdi. Dönemimin kadınlarını bizi bu kadar uğraştırdıkları için sitemle kınıyorum ben. Şimdi bakıyorum. Bir mekana giriyorum. Genç adam 5 gündür yıkanmıyor belli. Üstünde protest bir çaput var. Ve 15 dakika içinde bir kızla dışarı çıkıyor. Ve ben bütün vücudumu defalarca özenle yıkamış olan Bayce. Özenle. Profesyonel iş adamı, sorumluluk sahibi ve tecrübeli, ne yaptığımı bilen koskoca Bayce. Bunu ancak yarım saatte yapabiliyorum. Pis mi olayım yani, ne yapayım? Yakın zamanda hamile bir kadına, daha doğrusu şişman bir kadına hamile dediniz mi hiç? Şimdi şişman kadın kendisiyle barışıksa bir problem yok. Ama hamile kadının duyguları, duygusal durumu biraz gelgitli olabiliyor. Hamile bir kadına asla söylenmemesi gereken şeylerin listesini getirdim size, müsaade ederseniz. Ben çok zor ve sancılı tecrübelerle öğrendim. Siz aynı sıkıntıları çekin istemiyorum. Hamile bir kadına söylenmeyecek şeyler. 1. Yani şimdi bebek 32 kilo mu doğacak? Yani ne? Yani Angelina Jolie de çocuk doğurdu. Şunu asla. Saçmalama, 25'inde sezaryen yapamazsın. Fenerci'nin bon maçı var. 2,5 kilo daha alırsan doğum masrafından kurtulacağız. Çünkü bebek göbek deliğinden dışarı çıkacak. Şunu sakın söylemeyin. Karnı burnunda bir kadına şunu söylemeyin. Ya neden erkekler çocuk doğurma mutluluğunu yaşayamıyor? Mahrum kalıyoruz. Şey diyorum tatlım. Bebeğe sekreterim Meltem'in adını verelim diyorum. Ne diyorsun? Ne? Vücudun su mu topladı? Söyleyeyim de Melen çayından gelen suyu kessinler İstanbul'a. Böyle bir su yok. Tabii ki eski formunu yakalayacaksın doğumdan sonra. Ama 2028 yılına ne kaldı ki? Tatlım, kusman bitince bana soğuk bir içki versene dolaptan. Hey şişko, televizyonun önünü kapatıyorsun. Neden diğer hamilelerden daha fazla kilo almak zorundaydın? Ben çok ağır şeyler söylemişim eski eşime hamileyken. O kadar zor ve flu bir dönem ki. Şey demişim. Sen yetmiyormuşsun gibi şimdi bir de çocuğa bakacağız ha? Ama... Ama en tehlikelisi benim kendi tecrübemle, şunu asla söylemeyin hamile bir kadına. Sıkıysa çek tetiği. Çeker. Birazdan Power FM'de Jane. Kamma. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. Hi, this is Jane, and you're listening to my single. On Power FM. These guys hijacked your ship. And they sold your heart. You're listening to Bay J on Power FM. İyi akşamlar dinleyiciler, benim adım Bayce, burası Power FM. Unutmayın, bana komik olduğum için değil, farklı olduğum için gülüyorsunuz. Komiklik görecelidir, oysa ki insanları kişiliğinizle etkilersiniz. Ay çok esprili çocuk, nö, kimse için yeterli olmaz. Nesin sen ha? Espriye, komediye, şakaya aç bir canavar mı? Bunu sana verenin kim olduğunun hiç mi önemi yok? Ha? Neyse, ne habersiniz? Radyo sunucuları ya sapık olur ya zavallı, tahmin edin ben hangisiyim? Bu şaşırtmacalı bir soruydu, biliyorum. Yani sapıksanız zaten zavallısınızdır, değil mi? Neyse, ne habersiniz? Bak, ben hayatta her şeyin bir komplo olduğunu düşünüyorum. Ve lütfen hemen paranoyak damgası vurmayın. Eğer bunu yaparsanız yediğim 8. ruhsal bozuklukla ilgili damga olacak bu. Mesela bence Almanca diye bir lisan yok dünyada. Almanlar
Onlar sadece yabancıların yüzünün şeklini görmek için böyle bir lisan uydurdular. Aslında aralarında Türkçe, İngilizce falan konuşuyorlar. Tam biri yaklaşıyor. Alman şöyle, bak bak suratına bak şimdi gelenin. Bak sessizce Almanya'ya girin bir gün. Yavaş yavaş komando gibi sürünerek yerde dinleyin, şöyle konuştuklarını göreceksiniz. Vah Hansel baba, ne yapıyorsun ya? Ya Gretel'ime kurban, akşam Cimbom'la Fener'in maçı var, izleyin. Ya Hansel ağa, büyük Gretel kurban. Ya biz Alamanız, neden Bayern Münih maçı yerine Fener'inle Cimbom'u izliyor? Oğlum bu gerçekten ki Bayşe'nin fantezisinin parçası yak şu anda. Parçası yak. Dünyanın en uzun yazı turasını oynayalım mı? 5 milyon dinleyicim aralarında yazı tura atsınlar. Kazananla akşam yemeğine çıkacağım. Türkiye'de daha fazla kadın yaşadığına göre bir kızla akşam yemeğine çıkmam daha büyük ihtimal. Diğer yanda nedenli talihsiz bir bedevi olduğum göz önüne alındığında dinleyicilerim arasındaki en kıllı, ağzı en kötü kokan ve insanlarla çok yakından konuşmayı seven adam kazanacaktır. Bazen dinleyicilerim soruyorlar, Bayce hiç sapığın var mı diye. Evet dinleyiciler, var. Ben de kendimi ruhsal olarak çok normal saymıyorum ama benden delileri de var. Ama sırf aralarından sapıklar da çıkacak diye insanları kendimden itmiyorum. Ya ne yapalım, John Lennon da bir hayranı tarafından öldürüldü. Daha önce tehdit de alıyordu. Ben de tehdit alıyorum ama benimki genelde benimle yatmazsan köpeğini öldürürüm falan gibi. Ben sizi temin ederim, ben köpeğimi çok seviyorum. Onun başına bir şey gelmesine asla izin vermem. Arkadaşlar, size sadece bir soru soracağım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? İşte o zaman bir durum frekansı değiştirmeden ondan sonra son pişmanlık fayda etmez adım Bay J. Programımın her segmenti gelecekte anormal faydasını göreceğiniz bir takım küçük bilgi baloncuklarıyla dolu. Şimdi bu hayatınızda kullanmasanız bile bir sonraki hayatınızda bilinçaltınızda hazır olacak. Buna hazır olduğunuzda birdenbire bilinçaltınızdan çıkıp hizmetinize girecek bu bilgileri almaya hoş geldiniz demek istiyorum. Ya Belçikalılarla ilgili nedir bu olay? Nedir Bayce? Vücutlarında kıl yok. Çıplakken hiç peşlerinden kovalamayın. Rüzgara karşı sürtünme katsayınız çok daha yüksek. Onlar gıcır. Neyse, aklımdayken paylaşmak istedim. What is this about the Belgians, man? Bir ülke hakkında söyleyecek kötü bir şey bulamadığın zaman ansiklopedileri dikkatlice okuyup bir açıklarını bulmaya çalışıyorum. Nikaragua misal. Baloncuklu paket naylonları yok. El Salvadorlularda onlarla alay ediyorlar. Nikaragua. El Salvador'la Nikaragua'nın sınırı yok birbirine. Arada Honduras var. El Salvador'la Nikaragua arasında mutlaka gidin. Sokakta gerillalara yakalanmasanız koleradan gidersiniz. Evet. Tamamen atıyorum. Son derece güzel ve turistik ülkeler. İç savaş falan da yok. Gitmezseniz siz kaybedersiniz. Özellikle de sen, sevgilisini çok beğendiğim ve bir an evvel doğal yollarla ölmesini istediğim arkadaş. Ben yapmayacağım. Köpek balıkları yesin seni inşallah. Çok, şimdi bu... Şöyle bir şey söyleyeyim. İnanılmaz derecede küçük bir ihtimal olduğu için istatistiksel olarak... Tam olarak bir beddua olarak kabul etmek çok zor olmaz mı? Zor değil mi? Ama yine de içeriği konusunda ısrarlıyım. Köpek balıklarını sevmiyorum. Ne o dişler öyle? Eskiden yunusları severdim. Belgesellerde izledim. Tecavüzcüymüşler biraz, biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzden okey, yani akıllı bir balık olabilirler ama ahlak değerleri yok. Ben ne yapayım o zekayı? Değil mi? O zaman bakınız Hannibal Lecter. Zeki ama insan beynini kızartıp yiyor. Bu arada Kuzuların Sessizliği filminde baş karakter Hannibal hep insan yiyordu. Neden filmin adı Kuzuların Sessizliği acaba diye sorarken kendime. Çünkü benim günüm bu tür sorular sorarak geçiyor kendime, siz de tahmin edersiniz. Dedim ki olanları görüp sessiz kalırsak belki bizi yemez demiş olabilir kuzular diye sonuç çıkarttım. Evet arkadaşlar, İstanbul'da sirk vardı da ben mi palyaçoluk yapmadım? Mecbur buraya geldim. Ayrılmayın. Ne
Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. Lanet olsun bütün şahane konuklar bende. Hey guys, this is Avicii. What's up, y'all? This is Beyonce. Hi, this is Madonna. This is Rihanna. I always play the new music first. Bay J. İyi akşamlar, iyi günler sevgili dinleyiciler. Şimdi güvenli bölgede Power FM'desiniz. Evet, en iyi en yeni müziği dinleyecek. 2016 yılında bütün radyo şovu ödüllerini toplaması gerekirken... Ne oldu bize vallahi? Biliyorsak hamuş mula suratlı olalım. Bay J ve arkadaşlarının komedi şovunu dinleyeceksiniz. Bu ödül konusu... uzun süre bir sıkıntı oldu benim için. Şaka bir yana size bir şey söyleyeyim mi? O kadar fazla ödülüm var ki karımın kıyafetleri için yan daireyi kiralamak zorunda kaldım. Siz anlayın artık durumu. Ay. Sıra bakmayın, bugün biraz acayibim. Gün boyunca saçma sapan bir yerde saçma sapan bir şey yapıyordum da programın büyük bölümü de bu konuda olacak. Evet. Evli çiftler var mı aramızda? Evli çiftler vardır tabii ama hiçbiri hey evet ben varım çok da mutluyum diye bağırmıyor. Kimse evli olmak istemez. Evlenmek ister, evli olmak istemez. En azından evli olup evli olmak isteyen biri olduğunu zannetmiyorum. Yani belki çamaşırını yıkayıp yemek yapamıyorsa. Evlilik hakkı istiyoruz. Eşcinseller protesto gösterileri yapıyorlar birçok ülkede. Evli heteroseksüel çiftlerin hayatını görmüyorlar mı Tanrı aşkına? Her zamanki gibi hatırlatmak zorundayım. Ne dilediğine dikkat et, gerçek olabilir. Sana bu hakkı verecekler. Ondan sonra... Şimdi Amerika'da eşcinsellere evlilik hakkı tanınmayan bir bölgede mazeret olarak evliliğin çocuk yapıp nüfusun devamına hizmet eden bir kurum olmasını göstermişler. Eşcinseller de karşı dava açmışlar. Evlendikten sonra 3 yıl içinde çocuğu olmayan çiftlerin boşanmasını talep etmişler. 3 sene mi? 3 sene. Ben eşlerimi evliliğimizin zaten 3. senesinde tanımaya başladım. Ne çocuk? Nasıl güvenip 3. senede çocuk yapabilirsin ki? Ah. Alternatif cinsiyetlerin evliliğini destekleyen çoğu kişi bunu homofobik olmadığını ispat etmek için yapıyordur. Yoksa iki erkeğin evlenmesinin dünyanın en saçma şeyi olduğunu itiraf etmesi için 75 IQ'su olması yeterli. Hadi yapmayın. Evlenmek mi? Bay J'yi dinliyorsunuz. Sizin bu arkadaşlarınıza espri yapmak, şakalar yapmak şeklinde amatör olarak giriştiğiniz meseleye profesyonel bir açıdan yaklaşıyorum ben. Çok şanslıyım çünkü Power FM'in yayına dopingli çıkmaya karşı bir kuralı yok. Ne istersem kullanabiliyorum yayından önce. Kanuna aykırı olmadığı sürece mesela atlara verilen vitaminlerden alıyorum. Evet. Ara sıra canım elma ve şeker çekiyor ama idare ediyorum. Ay canım şeker çekti deyince burada bayan asistanlarım nasıl kızıyorlar bana tahmin edemedim. Biz neyiz burada bence yeter ya. Bikiniyle gel dedin geldik. Donuyoruz buna rağmen yanındayız. Şeker isteme. Ben bunu nasıl yaptım ya? Bana hep şey soruyorlar. Bayce bu senin hayalin miydi? Her zaman bir komedyen olmak istemiş miydin? Diye. Ben de şöyle cevap veriyorum. Annemin karnından çıktıktan beri. Okulda başladı benim bu güldürme huyum, bu yeteneğimin geliştiği yer de orası oldu. Çünkü okulda gülmemize izin yoktur ve bastırılmış kahkaha ortaya çıkarması en kolay kahkahadır biliyorsunuz değil mi? Bastırılmış tutuyorsun çünkü. Geriliyor. Ay. Mesela Atilla vardı bizim sınıfta, benim yüzümden sınıfta kalmıştı biliyor musunuz? Her tahtaya sözlüğe kalktığında hani tahtaya doğru yürüyüş sırasında bir böyle bir ölüm sessizliği olur ya ben şöyleyim. Öğretmen hemen bağırdı. Kim yaptı onu diye. Ben hemen ayağa kalkardım. Ben yaptım öğretmenim. Bağırsaklarımda problem var. Doktor geldiği zaman tutma dedi. Sana da doktoruna da. Birisi bir pencere açsın. O sinirle tahmin edin bunun acısını kimden çıkartıyordu. Çünkü antipatik sesler vardır. Bence birinci sırada horlama vardır. Çekilir şey değil. Ya tanrım biri kalbime bir hançer saplasın. Ben de horluyorum oradan biliyorum. Ama bu duyduğum sesi katlanır hale getirmiyor. Bir de ümit veren kötü bir ses horlama. Çünkü arada horlayanın nefesi kesilir ya. Tamam işte yaşasın öldü falan dediğin anda diye geri gelir. Evet. Bay J. On Power FM. You're listening to Bay J.
pekala, bir bakalım kaç kişiye program yapıyoruz bu akşam. Huu, yollar açık galiba, müşteri metre en az 1 milyon kişi diyor. Bu bir ordu demek. İstesem hitap ettiğim dinleyiciyle küçük bir Avrupa ülkesini kolaylıkla ele geçirebiliriz. Ama bunu yapmayacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü evet, belki kendi sarayında yaşamak çok keyifli olabilir ama bekar çocukluğu, radyo sunuculuğu ile geçim sıkıntısı yaşamak hayattan daha çok şey almak demek. Evliyim, evliyim. Türkiye'de özel radyoculuk başlayalı beri bu işin içindeyim. Hayatta ne derece sefil bir kaybeden olduğumu anlamanız açısından hatırlatma ihtiyacı duydum. Yalan yok, yalan yok. Bu benim yeni prensibim. Çok kilo vermişsin Bayce. Evet, 4 kilo 625 gram 30 miligram 5 değil. Politikamız dürüstlük. Size karşı tabii. Sevgililer gününe 5 gün kaldı. Umarım ay başında zamlı maaşınızı o hışımla bitirmemişsinizdir. Çünkü kadınlar hediyeleri çok sever. Erkekler içinse sevgililer günü açık söyleyeyim. Kadınlar için sıradan bir lig haftasında takımınızın yaptığı maça verdiği önem kadar önemli. Biz erkekler burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sevgililer gününde puan kaybetmemeye çalışıyoruz. Kötü hediye puan almamanızı değil, puan kaybetmenize neden olur. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Hediyeden önemlisi olan plan. Plan, plan, plan. Plan, 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 plan. Nasıl ayarlayıp da... Planlama yapmazsanız nasıl ayarlayıp da eşinizi kandırıp sevgilinizle geçireceksiniz günü? Ha? Şaka ediyorum. Şaka ediyorum. Kimle isterseniz yapın planlarınızı ama ben tecrübeyle sıradakilerin işe yaramadığını gördüm. Sakın uygulamayın. Bir, sırt kıllarınızı kalp şeklinde tıraş ettirmek. Hayır, hayır, hayır. İğrenç. İki, belki yanlışlıkla Brezilyalı bir süper model arar diye telefon başında geçirmek sevgililer gününü. Hayır. Hayır. Üç, kendi kendinizin sevgilisi olmak. Bunu tasvip etmiyorum. O sefalet, o zavallılık ve suçluluk duygusu inanılmaz. Ve son olarak Bay J'nin 348 kişilik sevgililer günü ekibine katılabilirsiniz. Grup bağımsızlar, tamamı yay burcu insanlardan oluşuyor. Ah evet. Power FM radyosu burası. Allah'ım. Bu Türkçeyi ne yapacağız ha? Bay J ve arkadaşları bu akşam da İşlerinin başında, ne karda ne kışta, ne yakıcı yaz sıcağında. Patron hariç kimse bizim programı sunmaktan alıkoyamaz. Bir de ölürsek filan. Aman Bayce, Allah korusunlar duyuyorum. Ya bilmiyorum, laf işte. Genelde insanlar oldukça rahatsız oluyor böyle şeyler duyunca ama ben doğal karşılamaya çalışıyorum. Yani hepimiz öleceğiz ya, biliyoruz. Hani derler ya, acısız olsun da diye. Benim değişik bir yorumum var. Gelirken kimse haber vermedi. Giderken de vermezlerse sevinirim. Evet. Hala araştırıyorlar eşcinsel olup olmadıklarını. Almanya'nın Bremerhaven hayvanat bahçesinde bulunan penguenlerin uzun süredir üremiyor olması hayvanların eşcinsel olduğu şüphelerini gündeme getirmiş. Bilim insanları çiftler halinde dolaşan ve diğer hayvanlar gibi çiftleşen penguenlerin eşcinsel olup olmadıklarını anlamak için İsveç'ten 4 dişi penguen getirtmiş. Bremerhaven hayvanat bahçesinde sayıları 13 olan penguenler çiftleştikleri halde üremiyorlar. Çiftler halinde dolaşan, çiftleşen ve hatta birbirini koruyan bu hayvanlar uzun süredir yetkililer tarafından gözlem altında tutulmuş. Penguenlerin uzun süredir ürememesi, yetkililerde hayvanların eşcinsel olması şüphesi uyan. Vay vay vay, doğadaki son ümidin penguenleri de kaybettik ya. Ondan sonra nesli tükeniyor penguenleri. Nasıl tükenmesin? Ya belki de doğa bu şekilde bazı türleri yok ediyordur. Ha? Ah. Bu arada bunlar tabii benim penguenlerin yatak odası meseleleri hakkında bilmek istediğimden çok daha fazlası. Size yemin ediyorum, birilerinin benim cinsel hayatımla bu kadar yakından ilgilenmesini isterdim. Neden penguenler ya? Benim için kimse İsveç'ten 4 tane dişi penguen getirmiyor. Düşünsenize, çocuklarınızla medyanın şiddet ve cinsellik dolu içeriğinden kaçmak için hayvanat bahçesinde bir gün geçirmeye karar veriyorsunuz ve penguenler çocuklarınızın belki de bu kadar çabuk görmemesi, şahit olmaması gereken bir şekilde hepsi smokinli. Ben de olsam aradan ayıramazdım. Yalan olmasın şimdi. İnanmayacaksınız şimdi ama dünkü programım çok ilgi görmüş. Hani yollar fazla kalabalık değil, dinleyici azdır diyordum ya. İnanın çok mutlu oldum. Kalp Vakfı bana Fahri Empaktüs ödülü verdiğinden beri bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu arada trafik açık filan değil. Açık olan yerler için söylüyorum.
Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. Bay J. No one else is, but you are. Nothing will stand in our way. On Power FM. O kahkaha hadisenin kahkahasına benziyordu. Bay J, ben çalışma arkadaşlarım var. Şen radyocular, havayı koklayan adam olsun, haber merkezim olsun, yayın yönetmenim olsun. Böyle bir şen radyocular, böyle ünvan olduğu zaman çalışma gruplarını daha çok seviyor insanlar. Bağıra çağıra kendini lanse eden tipleri seviyoruz. Mesela 10 bin işçi çalıştırıp yılda ne bileyim 1,5 milyar dolar ihracat yapan duyulmamış şirketler var. Alkışlanması gereken. İşte biz Bay J ve ekibi olarak bu durumda olmak istemiyoruz. Elimize geçen her fırsatta bağırarak, çağırarak kendimizin ne şahane olduğunu haykıracağız. Şimdi bu dünyadan kaybolmaya yüz tutmuş bir takım dürüstlük örnekleri var. Tasvip etmiyorum. Neden tasvip etmediğimi bir şekilde, hani mantıksal bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Wisconsin'de bir adam, 52 yaşında bir adam, sabah 4 gibi otomobil kullanıyormuş. Yolda bir şey görmüş. Para torbası olduğunu hemen anlamıştım diyor. Ancak aklımın ucundan bile geçmedi alıp evime götürmek. Torbanın içinde çek ve nakit olarak 850 bin dolar varmış arkadaşlar. 850 bin dolar. Bir polis memuru ekip aracının arkasına koymuş. Daha sonra bir göreve çağrılmış. Daha sonra aracını geri çekerken kaymış ve yola düşmüş. Adamımız diyor ki kolayca bir başkasının eline geçebilirdi. Yetkililer adamın torbayı geri getirmesinden çok mutluyuz demişler. Onun için bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Allah aşkına ya, bir şeyler mi yapmayı diyeceğim? Lanet olası, 850 bin dolarınızı geri getirmiş. Biraz övseniz bari başlangıç olarak. İşte örnek vatandaş bilmem ne. Önce şunlar falan. Ben biliyorum ne verecekler. Üzerinde işte polis teşkilatı yazan bir dolma kalem. Bir de çiçek buketi. Hadi bir de meyve sepeti sıkıştırın araya. Hadi bakalım, yarım kilo portakal da alın. Bakın arkadaşlar, uyarıyorum. 10-15 sene sonra dünyada her sokak köşesinde kameralar olacak. Dronlar her bir kımıltımızı, kılımızın kıpırtısını çekecek. Bulduğunuz torbaları evinize götüremeyeceksiniz. Yani kimseyi bir şey için zorlamak istemiyorum ama buldunuz, eve götürdünüz, götürdünüz. 10 seneye yapamayacaksınız. Bunu söylemek istiyorum. Ya sen Bayşe? Ben ne? Sen bulsan götürür müydün polise para torbasını? Hayır demeyeyim mi? Benden nefret etmeye devam etmek istiyorsunuz. Öyle değil mi? Okey, istediğiniz gibi olsun. Geri götürmem ben. Geri götürmem. Fakir fukaraya dağıtırım. Fakir fukaraya. Ne oldu? Berbat hissediyorsunuz kendinizi yuvaladığınız için değil mi? Sırf öyle hissedin diye öyle söyledim. Kimseye götürmem. Eve götürürüm. Güzel bir kasa satın alırım. Peyderpey harcarım. Birdenbire işe limuzinle gelip gitmeye başlarsam polis şüphelenebilir. Polisi bırak. Müdür, yahu biz bu adama ne para ödüyoruz? Kesin yarıya, kesin yarıya maaşını demesin diye korkarım. You're listening to Bay J on Power FM. No one else is, but you are. Eyvallah, eyvallah. No one else is, but you are. Arkadaşlar, bazen dinleyicilerinden eleştiri mesajları geliyor. Çok umurumda. Olumlu olumsuz. Bakın arkadaşlar, bu program ince işlenerek hazırlanıyor. Ve bir takım prensiplerim vardır ve bu prensipleri beğenmiyorsanız üzülmeyin, başka prensiplerim de var. Hallederiz ya, çözeriz be. Power FM dünyanın en başarılı radyosu. Muhteşem, dünya çapında isim yapmış bir ekip ve Bay J liderliğinde sizlerin karşısında Türkiye akşamlarını neşe, güzel müzik ve bilgi dağarcığını geliştirmek isteyenler için bir sosyal hizmet niteliğinde burada Power FM'deyiz. Valentine's, Valentin, sevgililer günü. Sevgililer günü hediyelerinin %85'i kadınlar tarafından alınıyormuş. Amerika'da her yıl 1 milyar sevgililer günü kartı yollanıyor. Bunların %20'si anne babalara. Yani benim dilimde tüy bitti anlatmakta. Bu sevgililer günü sadece böyle biriyle çıkayım, şehvet dolu bir şey, cinsel bir gece yaşayayım, onunla alakası yok. Bu söylediklerimin hiçbir takdirde kötü olduğunu da iddia etmiyorum. O da güzel ama sevgililer günüyle alakası yok. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlara sevginizi göstermek için ayrılmış bir gün. Sıkı durun, dünya çapında 50 milyon gül satın alınıyormuş. Al canım, güller bunlar, canlıydılar ama sana olan sevgim için ölmelerinin kötü bir fikir olmayacağını düşündüm. Tepe tepe kullan.
Ve sevgili dinleyiciler, kısmet arayanlar, şansını bilmek isteyenler, iş yerinde başarılı olup olmayacağını öğrenip bu akşam eşinin ne yemek hazırladığını tahmin edemeyenler. Bay J'den çılgın yıldız fanlarınız. Yey! Hadi bakalım. Başak Burcu. Başak Burcu, bunu okumak biraz zor. İbre utanç verici cinsel hastalıkla barını yoğunu bir yangında kaybetme arasında durdu. Sanırım burada seçimi sizin yapmanız gerekecek. İkizler Burcu'm. Hayatınızı basitleştirmek için bütün ayakkabılarınızı çöpe atacaksınız. Daha sonra pişman olacaksınız ama gururunuzdan kimseye söyleyemeyeceksiniz. Balık Burcu. Beni de ağlatacaksın Balık Burcu. Tebrik ederim. Bugün büyük bir sanatçı olmanın yolunu bulacaksınız. Duvara istediğiniz bir şeyi yapıştırın. Herhangi bir şeyi. Burada önemli olan insanlara bu işi yaparken aklınızdan çok derin bir düşünce geçtiğine inandırmak. Mesela bir tuvalet pompasını altın renge boyayın ve iki yanına yeşil ördek kanatları takın ve şöyle bir isim takın. Hayat detaydır. Yıldız falı. Neyse halin, çıksın falin. Ay 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 ay. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz dinleyiciler? Benim son anonsum biliyor musunuz programdaki? Gideceğim birazdan. O karım yemeğe bekliyor evde. Zaten geçiyoruz benim bu program yüzünden. Ne yapıyorsunuz dinleyici? Nasıl kendimi rezil etmemi mi izliyorsunuz? Ya dinleyici kendi şakalarıyla geldiği günler ne kadar kolay oluyor program şuma. Gerçekten benim için bir tatil havasında geçiyor. İnanır mısınız? Ne yapacağım bilmiyorum. Benim hayalim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Doping olimpiyatları. Anadolu'nun ücra bir köyünde yapılacak. Teknolojinin el değmediği, modern tahlil ve test imkanları olmayan, hatta tercihen elektrik dahi gitmemiş bir köyde yapılacak. Ve sporcular diledikleri kadar doping ve ilaç kullanabilecekler. Hatta sporcular bu olimpiyatlarda ülkeleri temsil etmeyecekler. İlaç firmalarını temsil edecekler. Mesela sırıkla atlamada İrlandalı Johnny Tiernan... Patretra adlı ilacı temsil ediyor, evet. Bu arada İrlanda nedense olimpiyatlarda pek bir başarı sağlayamamış bir ülke. Bir tek madalya almışlar, tek bir tane binicilikte. Sonra da atın dopingli olduğu ortaya çıkmış, madalyayı geri vermek zorunda kalmışlar. Jokey de demiş ki vallahi bu konuda en ufak bir fikrim yok. Akıl var, mantık var. Jokey'in haberi yoksa bu at gidip kendisini almış amfetaminleri, dopingleri. Birisi atı olimpiyat madalyası aldıktan sonra hayatının nasıl değişeceğiyle ilgili dolduruşa mı getirmiş? Oğlum sen madalyayı al, döndüğünde sadece elma ve çıtır kısraklardan bahsediyorum. Yemin etsin. Bay J Show sona erdi.